Çapul TV'den, çapulcuların harman olduğu yerden yayınımıza devam ediyoruz, canlı yayınımıza. Şimdi yanımızda bir çapulcu daha var. Doğru mu söyledim? Siz de çapulcu musunuz? Ben de çapulcuyum. Biz zaten çapulcu diye anılıyoruz. Başbakan hatırlarsanız 1 Mayıs'tan ilgili daha önce 2007'de ayaklar baş olursa kıyamet kopar dedi. Biz o ayakçı takımındanız. Ha şimdi bu yani DİSK'in, yani siz şu an CHP milletvekilisiniz, Süleyman Çelebi, aynı zamanda DİSK'in eski genel başkanısınız. Yani aslında bir 2004'ten itibaren yıllarca Taksim için verilen bir mücadele vardı. Boşa gitmemiş diyor musunuz? Şimdi boşa gitmediğini şimdi daha iyi görüyoruz. Çünkü ben 2 Mayıs günü, 1 Mayıs'ta biliyorsunuz buradaki engellerden sonra hani kutlamaların yasaklandığı 1 Mayıs'tan sonra 2 Mayıs günü mecliste yaptığım konuşmada şunu demiştim. Bu av en kısa zamanda yine Taksim'de olacaktır. Hani 1 Mayıs'ta bunlar yaşandı, engeller yaşandı. Ben 2 Mayıs meclis konuşmamda göreceksiniz bütün bu engellere rağmen bu halk direnecek, bu halk mücadele verecek ve Taksim'de yeniden buluşacaklar ve Taksim'i yeniden kazanacaklar diyorum. Bunu 2 Mayıs'ta söyledim. Dolayısıyla tabii bu verilen mücadelenin bir bedelleri oluyor. Yani 2004'ten başlayan, 2007'de işte burada yaşananlar, şiddetler, 2008'de yaşadıklarımız gaz bombaları, DİSK'in binasına kadar, 2009'da orantılı güç ama 2010'da hiçbir engel konulmadığı zaman, şiddet uygulanmadığı zaman en ufak bir marjinal grup diye tanımladıkları, çapulcu diye tanımladıkları grupların en ufak bir şiddeti olmamıştır. Bana bir tek örnek gösteremezler 2010'dan, 2011'den, 2012'den. Böyle bir örneğimiz yok. Yani şiddet olduğu zaman bir şiddet görülüyor. Tabii insanlar kendi savunma direncini ortaya koyuyorlar. Bugün de yaşanan bu alanla ilgili tabii bugün buluşma, ben birçok eylemin içerisinden gelen bir insan olarak söylüyorum. 15-16 Haziran direnişlerinden, 20 Mart faşizme itar eylemlerinden, DGM direnişlerinden sınıfsal olarak ortaya konulan bir mücadele var ama bugün bakıldığı zaman bu tabloda burada gösteriyor bugün. Çok farklı siyasi anlayışlar, yaklaşımlar, gruplar Taksim'de ortak noktada buluşuyorlar. Bu bir günün sorunu değil. Yani yıllardan beri uygulanan ekonomik politikalara karşı, sosyal politikalara karşı cebelci, faşizan yaklaşımlara karşı bu birikimin dışa vurulmasıdır. Yani 4+4'ten başlayalım. İşte yaşam alanlarına ilişkin müdahaleden tutun da Yavuz Sultan Selim Köprüsü adının konulduğu bütün sürece kadar bakalım. Bir de tabii gençlik açısından şöyle bir değerlendirmem de var. Biliyorsunuz bizim ülkemiz hani büyüyen ekonomiden bahsediliyor sürekli, bundan dem vuruluyor. Evet. Bu büyüyen ekonominin en çok bedelini ödeyen bir ülke. Dünyada iş kazalarında biz aşağı yukarı 3. sıradayız, Avrupa'da 1. sıradayız. Bugün toplumun çalışanlarının %70'i asgari ücretin altında ücret aldılar. Gençliğin büyük bir bölümü bugün, gençlik diye umudunu yitiren gençler, geleceğinden kaygılanan gençler işsizlik oranı en yüksek olduğu bir düzeyi yaşıyor, %25'lerde. Peki mesela burada, yani bu benzer şeyleri buradaki konukların çoğu da dile getirdi. Yani ben size hani bir ayağı sokakta, bir ayağı parlamentoda olan biri olarak sorayım. Biraz da şey yapalım hani mesela burada hiçbir, yani bütün kendiliğinden halk hareketlerinde olduğu gibi bir öncülük yok. Ana muhalefet partisi de, yani mensubu olduğunuz parti de katılmış olmasına rağmen burada yani bunu bir şey gerçekleştiremedi. Yani bizim geleneksel muhalefet örgütlerinin liderliğinde ya da herhangi bir muhalefet partisinin liderliğinde gerçekleşmedi. Hani bu aynı zamanda memleketteki sorunlardan çok mevcut kurulu muhalefet düzeni, istisnasız herkes söylüyorum. Yani hepimizi açısından çuval kendimize batırmak açısından. Bunun dışında bir şey olarak gerçekleşti. Bundan ne ders çıkartacak? Yani muhalefet kendine ne ders çıkartacak? Siz hem DİSK'in eski genel başkanı hem de ana muhalefet partisinin milletvekili olarak ne diyorsunuz buna? Bazen toplumlar siyasal
partilerin önüne geçebiliyorlar. Bunun bir örneği de burada yaşanıyor. Buradan biz önemli dersler çıkartıyoruz tabii. Ama burada Cumhuriyet Halk Partisi'nin şöyle bir eleştiri var. Niye işin içinde yok diye. Şöyle söyleyeyim ben. Bu sürecin tamamında bu gazların burada en yoğun olduğu, şiddetin en ağır uygulandığı dönemde en az 10 milletvekiliyle bu bölgedeydi. Bizim buradaki rolümüz tabii ki bu sürecin despot yaklaşımına, şiddetine karşı bir milletvekili kimliğimizden bu konudaki gerilime, bu taraftaki şiddete biraz dur demek adınadır. Biz Kadıköy mitingini erteledik ve buraya geldik. Ya şey soracağım, o mesela evet. Bu öyküyü iyi kötü hepimiz biliyoruz. Mesela BDP milletvekilleri ve CHP milletvekilleri, evet. Biz çeşitli muhalefet şeylerinde, evet. Eylemlerinde yani AKP'li, MHP'li milletvekilleri gelmiyor. Evet. Burada BDP milletvekilleri oluyor, CHP milletvekilleri evet. Oluyor. Ve burada da görüyorsunuz çok farklı bir bileşen var. Var. Kesinlikle. Hani hiçbir araya gelemez denen bileşen. Evet. Bu bir araya geliş neden diğer alanlarda üretilemiyor? Peki mecliste şimdi, bu kadar bir arada duruyor musunuz? Sokakta bir arada durduğunuz kadar. Yani burada tabii farklı bakışlarımız var ama önemli olan buranın mesajını doğru okumak. Burayı, bu algıyı doğru yönetmek ve doğru sürdürebilmektir. Burayı doğru okumaya ihtiyacımız var. Bugünkü talepleri karşılığında yeni bir perspektifi ortaya koymaya ihtiyacımız var. Bugünkü gelinen bu son zembeleğin boşalması olarak gördüğüm sürecin bizim partiler tarafından da doğru okunmasına ihtiyaç var. Bu toplumun istediği çok açık belli. Artık bundan sonra Türkiye'de hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Çok net ifade ediyorum. Yalnız bu olayla ilgili değil. Bundan sonra hak kayıplarına yönelik, demokratik haklarına ve özgürlüklerin kullanımına yönelik, Türkiye'deki hukuksuzluğa, adaletsizliğe karşı bundan sonra topluma büyük bir moral ve cesaret gelmiş. Bu cesaret ve moral yalnız burada yok. Otobüste bindiğin zaman vatandaşta var, fabrikaya gittiğinde işçide var, sokağın başka bir alanına gittiğinde burada var. Bu büyük bir buluşma. Bu bir yalnız Türkiye buluşması değil. Enternasyonel bir buluşmaya da gitti. Biz yalnız nereden bahsediyoruz? Taksim, işte Adana, yani olayların olduğu yerlerden bahsediyoruz. Daha çok oralar yazıyorum medyaya. Onun dışında ben dün örneğin Kastamonu'ndaydım. Evet, günü. Oradan geliyorum. İlçeler dahil, yerel, saat 6'dan itibaren lokal de olsa orada eylemler var. Gaz olmadığı için Safranbolu'daydım örneğin dün akşam. Saat 6'da başladı eylem. Her gün aşağı yukarı bu eylemleri yapıyorlar. Bu yurt dışında da böyle. Yani birçok Avrupa ülkesinde burayla ilgili dayanışmalar sürdürüyor. Buradan bizim çıkarttığımız, muhalefet olarak çıkarttığımız fotoğraf şu, çok altını çizerek söylüyorum. Bunun yeni bir siyasal yaklaşımla tahlil ve analizini tabii ki yapıyoruz. Ve bundan sonraki süreci daha kucaklayıcı, daha kapsayıcı ve buradan ciddi anlamda bazı şeyler üretildi. Buradan türküler üretildi. Buradan marşlar üretildi. Buradan yeni on binlerce slogan üretildi. Buradan on binlerce yeniden sayfalarca dolusu kitaplar üretildi. Önemli olan bunların sentezini doğru yapıp bundan sonraki sürece gerçekten bunun önderliğini yapacak bir siyasal duruşu, bir fotoğrafı çizmek lazım. Bu atmosferde bunu çizdiğimizde de, hani bugün çizdiğimizde de bunun bir anlamı olmayacağına inanıyorum. Bunun bir sınıfsal boyutu da olduğunu, yani hep işte elit tabakaların burada olduğu gibi bir yansıma var. Özellikle merkez medya kanalıyla. İki tane çünkü devrim oldu bu konuda benim iddiam. Bir, buradaki buluşma devrimi, ikinci devrim de sosyal medya ile ilgili yaşanan devrimdir. Yani bütün merkez medyalara rağmen, bütün yandaş medyalara rağmen halk kendisini artık başka kanallarla, başka yollarla, iletişim ilişkileriyle kendisini artık yeniden ifade etme, yeniden gündem yaratma, yeniden olayları anında refleksleriyle iletişim yeniden sağladıkları bir süreci yaşıyoruz. Bunlar dahil biz muhalefet olarak, genel başkanımız da bunu söyledi, çok net söyledi.
grup toplantısında biz bu mesajı aldık dedi. Önemli olan bu mesajı diğerlerinin de alması. Peki Tayyip Erdoğan bu mesajı almış gibi mi? Şimdi Tayyip Bey şöyle yapıyor. Kendisi hem Cumhurbaşkanı, hem Başbakan, hem Belediye Emniyet Müdürü. Yani bütün meziyetler onda toplanmış. Hani çok mu hoşuna gidiyor bu kadar her şeye hakim olmak? Her şeye hoşuna gidiyor. Tek belirleyici olmak istiyor. Tam bir padişahlık saltanatını sürdürmek istiyor. Dördüncü Murat vizyonunda bunu mecliste de söylediğim için hani burada bugün bu kanalı bulduk rahat burada özgür konuşuyor değil. Mecliste de ben bunların tamamını söylediğim için tam bir dördüncü Murat edasıyla ferman yazan, bu fermanı da yayınlayan, bunun dışında çıkışların hepsini reddeden bir noktada. Şimdi bir ülkenin cumhurbaşkanını söyleyin. Mesajı aldım diyor. Başbakan vekili diye tayin ettiği vatandaş mesajı aldık diyor. Hepsi okuyorlar galiba mesajı. Mesajın üzerine bir bardak su içiyorlar. Akşamüstü yeniden yatıyorlar. Mesaj alma şudur. Bunun gereğini yapmaktır. Burada hep millet iradesi diyor ya başbakan. İşte milletin gerçek iradesi burada. Halkın gerçek iradesi işte tüm Türkiye'de bu uygulamalara karşı, bu despotizme karşı, bu antidemokratik fermana karşı bir direnişi örgütlüyorlar. Bunun bu hukuksuzluğa ve adaletsizliğe karşı bir direniş örgütlemiş durumdalar. Ve bugüne kadar yaşamadığımız bir direniş gösteriyor, destan yazılıyor şundan dolayı. Daha önce biliyorsunuz gaz yeniliyordu, biraz geri çekiliyordu filan. Artık gaza karşı da diğer jopa karşı da suya karşı da her türlü mücadeleyi göze almış bir gençlikten bahsediyor. Şimdi biz buradan mesajı aldık dememiz, yani bir günlük hemen biz şunları öneriyoruz değil. İlk önce buranın sorunun çözümü gerekiyor. Bu sorun çözülmeden diğer alternatif projelere girmek mümkün değil. İlk önce buranın talebi ne? Bu talebin başbakan tarafından yere getirilmez. Şunu söylüyorum. Başbakan gerilimden yararlanıyor. Besisi o. Gücü o. Bu toplumu kutuplaştırmadan, ayrıştırmadan ve farklılaştırarak kendi gücünü daha belirli bir noktaya çekmek için stratejik olarak bundan bu süreçten beslendiğini iddia ediyorum. Ama şimdiye kadar bir de şöyle bir şey vardı. Gerilim hani bir kavga oluyor da kavgada hep kazanan kaç tarafı ezen olmanın şeyi vardı. Hani, evet. Hani racon mu diyelim evet. Ne öyle bir evet. Bunu da millet seviyor diye öyle elbette gücü sevenler vardır. Ama şimdi hani gördünüz şey Gümüşsuyu'nda, Taşkışla'da barikatlar var. Polis geri çekilmek zorunda. Yani devletin polisi yani 1 Mayıs eylemlerinde olduğu gibi geri çekilmek zorunda. Bu da bir taraftan karizma çizilen de bir şey. Yani o karizma gerilim var ama karizma da çizildi. Yani bu durumda bir farklılık yok mu? Bu gerilimde bir farklılık yok şimdi, mu? Şimdi bu gerilimi başbakan sürdürdüğü sürece sürdürecek. Buranın direncini ölçmeye çalışıyor. Yani bu kadar geri çekilme diye tanımladığımız sürece sabrımızı yeniden buradaki mücadelenin sabrını, direnişin sabrını bir ölçmeye çalışıyor. Tansiyonu kısmen düşürmeye çalışıyor. Ondan sonra yeniden harekete geçmeye çalışacak. Peki yeniden harekete geçtiğinde siz burada olacak mısınız? Biz hep buradayız. Ben başladığı günden beri yani bazen hani bazıları yansımıyor ama ben 3 gün boyunca Taksim'de sabahladım. Belki ortada görünemedik çünkü şöyle sanılıyor. Yani siz milletvekilisiniz, neredesiniz? Hayır, milletvekiliyle oradaki genç arkadaşımızla arasında bir fark yok. Bütün samimiyetimle söylüyorum. O farkın olmadığını durun. Burada tam Gökhan Günaydın'la konuşmuştum ben. Genel Başkan Yardımcısı CHP'nin. Yani Sandy Cork'ta da yayınladık onu. Bir polisin gelip meydandaki milletvekillerine size 2 dakika içine gaz atacağız. Ha niye diye sormayın biz de anlam veremiyoruz dediğini söylemişti. Benzer diyaloglara şahit oldunuz mu? Yani bu polis sonuçta milletvekili de olsa gaz atıyor. Hayır hayır bunların hepsine şahit olduk yaşadık. Yani ben geldim önce Gümüşsuyu'ndan giremedim. Girememe nedenim şu değil gazın etkisinden giremedim. Saniyede yani tonlarca gazın atıldığı bir süreçten bahsediyoruz. Buraya geldim Divan Oteli'nin oraya karşıya geçemedim. Çünkü yine gazdan.
Yani o dokunulmazlık falan orada bir şey ifade etmiyor. Oradan tekrar meydana geçmek istedim. Bu 8'den 1'e kadar süren maceramdır. 1'den 3'e kadar burada her köşeden sıkılan gazlara karşı sokağa çıkışımızdır ve gazlardan etkilenir. Biz tankın önüne de geçtik orada. Hüseyin Aygün'le beraber diğer milletvekili çıkmayın bu gazı dedik. Şimdi bir dilim bekliyorlar, ondan sonra milletvekili falan yok. Dokunulmazlık falan yok. Onun için şöyle bir algı yaratılmasın. Burada yasa dışılık, hukuk dışılık, milletvekiline de anayasa dışı uygulamalar, anayasadan kaynaklanan hakları kullanımına yönelik milletvekiline de uygulama aynı. Düz vatandaşa da aynı, zaten öyle de olmalı bana göre. Biz bu mücadelenin her noktasında burada olacağız. Bunu çok net söylüyorum. Sonuna kadar biz belki kendimizi öne çıkartmadık bu konuda. Belki bayraklarımızdan buraya gelmedik. Ama bugün milletvekillerimiz burada, bölgede ve görevliler. Her gün burada nöbetçi milletvekillerimiz var. Burada yapabileceğimiz katkı şu: bir milletvekili kimliğimizden bu saldırılara karşı temas ilişkisini, bu yaklaşımı en iyi şekilde yansıtmayla ilgili bir çabadır. Yoksa burada mücadeleye esas veren bu gençlerdir. Burada çok farklı vurttaşlarımızın verdikleri mücadeledir. Onların bu mücadelesinin sonuna kadar yanında yer alacağız. Peki o zaman ekleyeceğiniz çok önemli bir şey yoksa, ben yani buranın adeti bu, tekel direnişinde de öyleydi. Herkes ayrılırken sevdiği birine, burada adeti değiştirdik, aynı zamanda sevmediği birine de bir mesaj yollayabilir. Küçük bir mesaj yollayıp öyle uğurluyoruz. Sevdiğiniz ya da sevmediğiniz birine artık hangisini tercih eder, ne mesaj yollamak istersiniz? Ceberrut ve bu diktatöryel yaklaşımı bir an önce bırakmasını istiyorum Sayın Başbakanım. Çok seviyorum. Teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ Tamamdır. Şimdi bugünkü bir takım gelişmeleri aktaralım. Canlı yayınımız sürecek. Birlikte de değerlendirelim. Diskin bir çağrısı var. Halk taleplerini söyledi, kararlılığını gösterdi. Hükümette gereğini yerine getirmeye çağırıyoruz diye DİSK Yönetim Kurulu Gezi Parkı direnişine ilişkin bir açıklama yayınlamış. Başbakan Erdoğan yurt dışı gezisinden döner dönmez yine esip gürlemeye başladı. Parmağını gözümüzün içine sokarak tehditler savurmaya başladı. Demiş, Sandy Cork manşette bütün metin var ve en sonunda da DİSK bu süreçte ilk günden beri, başta 31 Mayıs'ta DİSK yönetimi başkanlar kurulu tarafından gerçekleştirilen ve son derece sert bir polis müdahalesiyle karşılaşan Taksim eylemi ve 5 Haziran'da KESK, TTB, TMMB ile birlikte gerçekleştirilen iş bırakma ve alan eylemleri olmak üzere halkın iradesiyle bütünleşen ve onu büyüten bir yaklaşımla yer almıştır demiş ve şöyle de bitirmiş. DİSK olarak diyoruz ki bugün siyasal iktidara düşen şey artık bu gerçeği kabul etmek ve öncelikle diyalog yoluna giderek gerekli acil adımları atmak ve bu ülkenin işçilerinin, emekçilerinin, kadınlarının, gençlerinin sokaklarda canı pahasına ortaya koyduğu taleplerin ve iradenin gereğini yetirecek bir demokratikleşme sürecine girmektir demiş. Yani emek örgütleri, meslek örgütleri halen bu mücadelenin içinde koordinasyonda yer alıyorlar. Siz de sanırım bunu yakından takip ediyorsunuz. Takip ediyorum. Bugün de DİSK yönetimiyle, arkadaşlarla, genel sekreterle görüştüm. Ya çok duyarlı çağrılar yapılıyor. Bu çağrılara rağmen bu refleksten, bu reddeden, toplumun halen bu taleplerini okumayan bir siyasal iktidar ve yaklaşım, bir despotizm yaklaşımıyla, bunu baskıyla, bunu bazı yol ve yöntemlerle durduracağını sanıyorsa yapmış olacağını hep beraber göreceğiz. Dilerim ve isterim ki halen vakit varken bu yanlışlıktan dönülmesidir. Bu yanlışlıktan dönülmediği sürece bunun bedeli hem Türkiye olur, hem Türkiye halkına olur, hem kendilerine olur. Ama bu bedeli herkes bir şekilde öder. Buradan bir kez daha artık sağduyu demeyeceğim. Duyu kalmadı çünkü orta duyu
üstü varsa bir orta duyuyla olaya baksın artık. Sağduyu falan lafları çok böyle gezip dolaşıyor. Ben de orta duyuya davet ediyorum. En azından ortalama bir duyu bu sorunu çözer diye düşünüyorum. Teşekkürler. Yayınımıza katıldınız. Sağ olun. Görüşmek üzere. Sağ olun.